Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün daha evvel, hatta yıllar evvel sokakta kalırken yatmış olduğum parka geldim. Yani şu anda bu görmüş olduğunuz parkta daha önce ben sokakta kalıyordum arkadaşlar. Ama Allah'ın yüzüme bakmasıyla, yani gülmesiyle, yürü ya kulum demesiyle sokaktan kurtuldum. Fakat bugün ülkemiz adına sokakta kalan insanlar için bir takım sosyal farkındalık projeleri yürütüyorum. Ve yürütmüş olduğumuz projeler dahilinde sokakta kalan insanların aslında birer canavar olmadığını, onları da ufak dokunuşlarla hayata kazandırabileceğimizi vurgulamaya çalışıyorum. Maalesef gördüğüm kadarıyla biz ne kadar mücadele edersek edelim arkadaşlar, yeni insanların sokağa düştüğünü, sokağın nüfusunun hızla arttığını görüyorum. Yani tamamen siyaset üstü bir merkezi mekanizmayla baktığınız zaman bu insanların aslında sokakta kalmasının etik bir davranış olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü bugün mesela siyasi platformlar ufak tefek dokunuşlarla, yasal değişikliklerle sokaktan tiner ve bali diye adlandırılan maddeyi kaldırarak sokaktaki nüfusu azaltabilirler aslında. Sokakta kalma yaşı 10 yaşına düştü. Yani bugün bakıyorsunuz dünyanın hiçbir ülkesinde 10 yaşındaki bir çocuğu sokakta başıboş gezerken göremezsiniz. Ama maalesef bizim ülkemizde artık o kadar saçma hal almış ki artık ne polis güçlerinin umurunda, ne devletin milletvekillerinin umurunda, ne de cumhurbaşkanının umurunda. Biz söylerken doğruları söylüyoruz. Hoşuna gitmiyor çoğu insanın. Farkındayım bu doğruları konuşmak. Ben burada kendimi beğendirmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Bunlar gerçekler. Şu anda hava gerçekten soğuk. Bu soğuk havalarda sokakta donarak ölen insanlar var. Daha 2 gün önce Beyoğlu'nda sokakta donarak ölen bir insan var. Yani aktif bir şekilde sokakta kalan insanlar var ve bu insanları kurtarmaya yönelik bir farkındalık projesi oluşturmaya çalışıyoruz. Ama siyasi platformlardan ses gelmiyor. Ya bugün gerçekten bizlere el uzatın. En azından gelin bir derdimizi dinleyin. Sokakta kalan insanların artık daha fazla sokaklarda kalmaması için mücadele edin. Yani biraz siyasi platformlar olarak olaya el adın. Ama bakıyorsunuz arkadaşlar, herkes bu tarz videoları izliyor ve geçiyor. Geçmeyin abi. YouTube'da paylaşın. Sosyal medyayı biraz aktif kullanın. Twitter'da paylaşın. Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta paylaşın. Yani bir yerlerde paylaşın, bu insanlar sokaklarda ölmesin. Yemek, battaniye, mont, elbise verebilirsiniz. Ya da bizler zaten gerekeni yapıyoruz ama bu insanlara balık tutup vermek değil, balık tutmayı öğretmek gerekiyor. Artık sorumluluk almayı öğretmek gerekiyor. Aile kurmayı, bir işte çalışabilmeyi, kurallar dahilinde hayat idame ettirebilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Şu an bu kamerayı çeken sevgili bu abim. Kendisi çok değerli bir abim. Aynı zamanda ben sokakta kalırken çok dostane bir şekilde abilik yaptığı bir insandı bana. Yani şu anda sabahın saat kaçı arkadaşlar, hemen söylüyorum. Şu anda saat 6:25 var. Saat 5:45. Yani özür dilerim, 5:35. Yani bugün bakıyorsunuz sabahın körüne kadar yerleri çöp, hani kendisi temizlik işlerinde çalışıyor. Yerleri temizliyor. Bu adam mesela şimdi ailesine bakmakla zorunlu. Yani temizlik yapıyor, yıllardır evine bakıyor, çoluklarına bakıyor, çocuklarına bakıyor. Evlendi, çocuğu var, ellerinizden öper. Yani bu sokakta kalan kardeşlerimizi de bu tarz işlerde değerlendirebiliriz. Rehabilite edebiliriz, topluma kazandırabiliriz. Yetenek ve kabiliyetlerine göre hayata entegre edebiliriz. Hani birçok yapı noktası var fakat gördüğümüz kadarıyla hep boş veriliyor. Yani bugün Suriyeli'ye, Libyalı'ya, Afganistanlı'ya, Pakistanlı'ya, Hindistanlı'ya, ya şu mültecilere yaptığınız yatırımın onda birini sokakta kalanlara yapın be kardeşim. Onda birini şu sokakta kalanlara yapın. Gördüğünüz zaman korkarsınız, amenna, korkabilirsiniz. Çünkü bilmiyorsunuz neyle karşılaşacağınızı. Ama korkmak yerine onu tanıyarak onu düzeltebilirsiniz. Onları kusurlarıyla kazanabilirsiniz. Hayatın herhangi bir bölgesinde değerlendirebilirsiniz. Yani milyonlarca yıldır bu dünyada yaşamış olan Türk uygarlıkları adına konuşuyorum arkadaşlar.
Hangi bir Türk uygarlığında bu kadar boş verilmişlik vardı? Sokakta kalan insanlara sahip çıkın. Bu insanlar birer canavar değildir, kötü de değildir. Yani bir milletin ıslahı kötülerin imhasıyla değil, bir neslin eğitim ve terbiyesiyle belli olur. Arkadaşlar, bu insanları kusurlarıyla güzelleştirin, sorumluluk dahilinde topluma kazandırın, yasal düzenlemeler getirilsin. Bugün siyasi platformlara sözüm ona sesleniyorum. Aldığınız maaşın hakkını verin. 35-40 bin lira maaş alıyorsunuz. 100 bin lira Cumhurbaşkanı maaş alıyor. Ama ağzından bir kere sokak çocukları ile ilgili kelime çıkmadı. Yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar.